sevgiler saygılar. Sizlere bu hafta Çorum'dan sesleniyoruz. Şu anda Çiftçi'nin evindeyiz. Çorum Ziraat Odası'ndayız efendim. Yanımızda şu anda Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayın Beyefendi ile beraberiz. Ayrıca yanımızda yine Başkan Yardımcısı Hayati Serbeş abimizle kısa bir süreçimiz olacak. Başkanım hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Ben de size buraya kadar emek verdiğiniz için, bizlere bu imkanı sunduğunuzdan dolayı Bünyamin Bey, Murat Bey çok emekleriniz var. Tekrar size teşekkür ediyorum. Mehmet Sayan kimdir? Bizi bir kendinize anlatır. Mehmet Sayan 1958 doğumlu. Çorum Merkez Deliler Köyü'nde ilkokul şeyimi orada tamamladım. Ortaokulu zaten bitirmeden Çorum'dan ayrıldık. Çiftçiliğe başladık. Çiftçiliğimizi devam ettirerek Allah sonradan işte Ziraat Odaları Başkanlığı'nı nasip etti ve başkanlığımızı da çiftçiliğimizle, hayvancılıkla birlikte ikisini bir arada yürüterek vatandaşa, çiftçilerimize nasıl bir faydalı olabilirik diye bu konularda devam ediyoruz. Evet başkanım, gerçekten 2000'den beri buradayız, çok aktifsiniz. Başkanım isterseniz şöyle bir Çorum'da tarımı bir konuşalım. Çorum'da tarım artık eskiki gibi değil, şartlar çok ağırlaştı. Çorum öyle bir iklime sahip oldu ki geceleri Erzurum'la, gündüzleri Adana'yla yarışır bir il haline geldi. Allah'ın izniyle işte Çorum'da çeşitli mahsuller ekimine başlanıldı. Daha önce biliyorsunuz Çorum'da patates, soğan bunlar çok nadirdi. Yüklü miktarda Çorum'da patates ekimlerimiz var. Soğan yine aynı. Buğday hasatlarımız başladı. Bu seneki çiftçilerimizin kaderi diyelim. Biliyorsunuz 12. ayda 11. ay, 12. ay, 1. ay gibi kurak gitme sebebiyle arpalarda, bitimlerde sıkıntılarımız oldu. Buğdayda, arpada. Bu yüzden dolayı da verim kayıplarımız oldu. Yani çiftçi istediği verimi alamadı. Arpa verimleri 130-150 kiloya kadar düştü dönümde. Buna nazaran da Maliye Bakanımızın açıkladığı katma değerde verginin düşürülmesi, 100 lira, 150 lira gibi fiyatta bir düşüş yaşandı çiftçimiz. İnşallah bunlar ileriye dönük Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız bu çiftçilerin bu düzenlerini görür de mazotta yarı parası verilecek gibi konularda görüşülmüştü. İnşallah bize de sunar, bizim çiftçilerimiz de rahatlar diye böyle bir şeyler düşünüyoruz. Tarım olarak özellikle şunu bahsetmek istiyorum. Benim çiftçilerim gözüyle gördüğü şeyi yapar. Bir, ikinci mahsul olarak mısır yetişmek üzere. Sadece sıkıntımız burada sulamada biraz sıkıntılar çekiyoruz. Çünkü bizde cazibeli sulamalar yok. Bizim sulamalarımız hep çiftçinin gücüyle yeraltı sularını kullanarak tarım yapıyoruz. Birinci ekim fiyi yapıp da fiyi biçip yerine ikinci ekim mısır ektin mi sılajlık mısır rahatlıkla yetişiyor. Yeni iki senedir denediğimiz, bunu da buradan belirtmek istiyorum. Bir muhtar arkadaşımız 50-100 dönüm kadar giden sene ekmişti. Ayçiçeği mısırı biçtikten sonra ayçiçeği dönüme 300 kilo biçtik giden sene. İnşallah bu sene daha farklı bir biçim bekliyoruz. İkinci mahsul olarak ayçiçeği de yetiştiriyoruz. Biz de Ziraat Odası Başkanı olarak, bir çiftçi olarak, yani bu işi severek, yani inanın ben çiftçi kazandığı zaman ben kazanmış kadar mutlu oluyorum. Gecemizi gündüzümüzü birbirine katarak çiftçilerimiz nasıl faydalanır, neden faydalanır diyerekten, araziyi gezerekten işte çeşitli yerlere kaydırmaya çalışıyoruz. Ziraat Odası olarak sertifikalı tohumlara yönetmek istiyoruz. Çiftçimizi sertifikalı tohumlarda, devletimiz biliyorsunuz sertifikalı tohumda teşvik veriyor. Sertifikalı tohum ekince de kaliteli ürün yetiştirip kaliteli satması çiftçimizi bir düzlüğe çıkaracaktır. Çiftçilerimizin bu konuda çok bilinçlenmesi lazım. Sertifikasız ekilmeyen yerlere teşvik verilmeyeceğini, böyle bir beyan olduğunu şey yaptılar. İnşallah TİGEM'den yüklü miktarda bizim şu anda sertifikalı tohum olarak kaliteli tohum satmak amacıyla böyle bir çiftçilerimize hizmet vermek, ilaç mağazamız aynı herkese devam ediyor. Ziraat mühendislerimiz bizzat tarlalara giderek, kontrol ederek, yani bu çiftçilerimize ben de dahil böyle bir ayağında bir hizmet vermek istiyoruz. Topraklarını tahlil ederek ne ihtiyacının olduğunu, hangi tarlaya toprağı tahlil ederken işte
ben filomora buğday ekeceğim, ben golya buğday ekeceğim, ben tarlama patates ekeceğim, ayçiçeği ekeceğim gibi topraklarını tahlil ettirirse hem biz kaliteli ürün yetiştirmiş olacağız, hem de sertifikalı buğdayları hem verim almış olacağız. Biz buğdayın 1000 lira, 2000 lira etsin peşinde değiliz. Bizim amacımız çiftçilerimiz para kazansın. Bizim girdiler çok yüksek. Bizim en çok çiftçimizin belini kıran mazot ve gübre. Sayın Bakanımız ve Cumhurbaşkanımız inşallah bu konuda çiftçilerimize de destek çıkar. Çiftçilerimizin yüzü güler diye bekliyoruz. Evet, evet. Burada Hayata Başkanımız da biraz sohbet edelim. Evet başkanım, biz sizi tanıyalım. Ben de size önce hoş geldiniz diyorum Bünyamin Bey. Size ve ekip arkadaşlarınıza. Ben 1969 Çorum doğumluyum. Çorum'un merkeze bağlı Hamdi Köyü'nde yaşamaktayım ve Hamdi Köyü muhtarıyım aynı zamanda. Ve çiftçilikle uğraşıyorum, hayvancılık yapıyorum. Aynı zamanda da başkanımla ziraat odasında yönetim kurulu üyeliği başkan yardımcılığı yapıyorum. Bizim de ziraat odasında yaptığımız şeyler işte tarım marketimiz var. Yani çiftçilerimize biz tarım marketimizde ilaçtır, gübredir, yaprak gübresidir böyle ürünlerimizi pazarlıyoruz. Bunu pazarlarken biz ticari bir maksatla değil yani ticaret kar amaçlı değil yani. Evet. Sırf üreticilerin piyasada satılan diğer ürünlerin örneğin işte ilacın veya gübrenin tohumu buğdayın dengesini sağlamak. Yani bizim amacımız piyasayı yükseltmeden hiçbir kar etmeden bunları biz pazarlıyoruz. İşte üreticilerimize tohumu buğday getirtiyoruz. Yani sertifikalı tohum. Üreticilerimizin daha kaliteli ürün üretebilmesi için kaliteli tohum getiriyoruz. Yani TİGEM'den alıyoruz. Diğer Trakya'daki büyük üretici firmalarından, tohum üreticilerinden tohum alıyoruz. Bunları burada üreticilerimize veriyoruz. Yani üreticilerimiz tabii isteğe bağlı. İstediği günlerde gelip alırlar. Tohumlarını gidip ekiyorlar yani kaliteli tohum. Tabii bu arada üreticilerimizin de bu tohumları alıp yani kaliteli tohum ekip kaliteli ürün çıkartması lazım. Yani şimdi borsada, ofiste fiyatlar düşük ama kaliteli buğdayın fiyatı da kaliteli oluyor. Evet. Yani eskiden artık dededen, ebeden görme çiftçilikte bu iş yürümüyor. Yani teknolojiye ayak uydurmamız lazım. Çorum Ziraat Odası olarak 10 tane personelimiz var. 32.500 üyemiz var. 15.000 aktif üyemiz var. Bu arada demin toprak tahlili demişken buradan Sayın Rektörümüze de teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bize her konuda yardımcı oluyor. Odamız olarak kaliteli tohumlarımız şimdiden başlamıştır. İşte 300 ton kadar TİGEM'den tohum siparişlerimiz var. Ayrı kaliteli tohum olarak Trakya'da tohum yetiştirici birliklerimiz sağ olsun yönetimle, meclisimle birlikte ayrıyetten bir ekip ayarlayarak daha önceden gidip tohum yerlerini gezerek kaliteli tohumlar çiftçimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Gübre satışlarımız devam etmekte. Gece gündüz demeyip çalışan üreticilerime, çiftçilerime, tüm besici Çorum halkına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başarılı, bereketli, bol ürünler kazanmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Sağlık, sıhhat, sizin de Allah işinizi rast getirsin diyorum. Saygılar sunuyorum. Bizim çiftçilerden istediğimiz topraklarını tahlil yaptırmak. Biz ayrıca çiftçilerimize tarım danışmanlığı da yapıyoruz. Yani çiftçilerimizin işte ürünlerini ne ekeceklerdi, ürünlerindeki olan hububatlarında olan otlarındaki yabancı otlarda ne gibi ilaç kullanacaklarını. Yani tarım danışmanımız bunları kendilerine öneriyorlar yani. Bizim bu tarım danışmanlığı hizmetlerini de çiftçilerimiz alabilir yani. Biz de böyle bir hizmet de veriyoruz burada aynı zamanda. Ben de son olarak çiftçilerimize hayırlı, bereketli bir yıl geçirmelerini diliyorum.
Borsası'ndayız. Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş Beyefendi ile bir söyleşimiz olacak. Başkanım hoş geldiniz programımıza. Efendim çok teşekkür ederim. Sizleri Çorum'da görmek bizim için de bir onur meselesi. Toprak Devi bizim Çorum'daki, Türkiye'deki çiftçilerin gözü kulağı. Siz de bizim sorunlarımızı anlattığınız için teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet başkanım isterseniz buradan ilk önce bir kendinizi bir tanıtır mısınız efendim? Efendim ben Çorum doğumluyum. İlk orta lise tahsilimi Çorum'da yaptım. 2000 yaklaşık işte 35 senedir zahiri işlerle uğraşmaktayım. Hubat işine uğraşıyoruz. 2013 seçiminde Çorum Ticaret Borsası'nın seçimle iş başına geldik. Yönetim kurulumuzla, meclisimizle birlikte. Yaklaşık 4 yıldır Çorum'da hizmet ediyoruz. Bu şekilde işimize devam ediyoruz efendim. Evet, başkanım isterseniz şu anda Ticaret Borsası Çorum'da neler yapar? Çorum çiftçisi ne gibi ürünlerde, mahsullerde yapar? Bunlarla biraz sizin kendi görüşünüzü alalım. Efendim yaklaşık 50 kalem ürün bazında biz burada tescilimizi yapmaktayız. Hubat borsacısıyız. Şimdi burada el değmeden, efendime söyleyeyim, elektronik ortamda çiftçi kardeşlerimizin numunesini laboratuvar ortamında alıyoruz. Bunları bilgisayarlarımıza yüklüyoruz. Sanayici arkadaşlarımız, tüccar arkadaşlarımız bunları elektronik ortamda satın alıyorlar. Ve bir de hakkaniyetli bir alım-satım yapıyoruz. Yani ne aldatan ne aldanan oluyoruz. Çünkü burada hakkaniyetli bir alım-satım yapıyoruz. Çiftçi kardeşlerimizin hiçbir zaman gözü arkada kalmadan elektronik ortamda satışlarımızı yapıyoruz. Bir de bunun yanında resmi bir devlet kurumu olduğumuz için kayıt altına alıyoruz. Hangi ürünlerimizi kayıt altına alıyoruz. Yani Çorum'daki yapılan, satılan ürünleri kayıt altına alıyoruz. Bunun içinde en büyük yaptığımız hizmetlerden bir tanesi de ürün yenilemesine faydalı oluyoruz. Yani kaliteli ürünün ekimisine Çorum'da ve Türkiye'de en büyük fayda da borsalar olarak biz yapıyoruz. Şöyle ki çiftçi kardeşimiz getiriyor ürünün bir tanesini 90 kuruştan satıyor. Birisi de tutuyor 1 liradan satıyor. Şimdi yanındaki arkadaş soruyor ya sen 1 lira bu ürünü hangi ürüne ektin? Atıyorum işte bugünkü Çorum'da en çok ekilen ürünlerin bir tanesi flamura buğdayı. Diyor ki ben de flamura ekeyim, ben de kaliteli buğday ekeyim, ben de 1 lira 1 liradan satayım diye şey yapıyor. Orada ürünlerin yenilenmesi ve kaliteli ürün bazında borsa olaraktan kaliteli ürünün ekilmesine öncülük yapıyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'de en büyük enerjiden sonra en büyük ithal ürünlerinin bir tanesi Hubat ithalatı olduğu için bize ithalatı ne kadar az gelir, ne kadar üretime, milli ekonomiye faydalı olabilmenin gayret içerisindeyiz. Evet başkanım şu anda konumuz itibariyle Çorum üreticisi kaliteli mahsul, kaliteli tohum kullanabiliyor mu? Bilinçli bir üretim yapabiliyor mu? Bununla ilgili görüşünüzü alalım. Saygıdeğer Bünyamin Bey, bizim en büyük sorunumuzdan bir tanesi Çorum'daki arazilerin parçalı oluş. Yani çiftçilik mesleğine çıkmak üzere. Biz her seferinde gidip Başbakanıma dosyayı verdim, Tarım Bakanına dosyayı verdim. Çorum'u mutlak ve mutlak arazide toplulaştırılma. Yani toplu arazi yapılması için Çorum pilot bölgesi yapılması için dosyalar verdim. Bizim arazimiz çok parçalı. Onun için çiftçi kardeşlerimiz de bu mesleğini getirebilmesi için ve mutlaka bu tarıma daha iyi yere gelmek için arazilerin toplulaştırılması lazım ki Çorum'daki hak ettiğimiz yerlere gelelim yani. Efendim biz burada hayvan pazarı işletmeciliği yapıyoruz. Çorum Ticaret Borsası'nda Hubat borsacılığı yapıyoruz. Osmancık'ta efendime söyleyeyim İskilip'te bir satış salonumuz var. Amasya'da tescil büromuz var. Merzifon'da bir tescil büromuz var. Buradaki çiftçi kardeşlerimize ve buradaki efendime söyleyeyim esnaf arkadaşlarımıza, sanayici arkadaşlarımıza yardımcı olmanın gayreti içerisindeyiz. Kaç üyemiz var biraz bunlar? Şimdi şu anda 650'ye yakın bir üyemiz var. Bu bazen iki aşağı oluyor, iki yukarı 650 tane üyemiz var. 26 tane çalışanımız var. Burada kendimiz, burada Çorum Ticaret Borsası olaraktan çiftçilerimize, sanayicilerimize, iş adamımıza Çorum'a katma değer yaratmaya çalışıyoruz. Ve biz burada şimdi şu an Çorum'daki tarımın gelişmesi için Çorum Borsası olaraktan her zaman elimizi taşın altına koyuyoruz. Üniversiteyle işbirliği yapıyoruz. Ziraat Odası Başkanımıza zaten her gün istişare içerisindeyiz. Bu şekilde çiftçilerimize ve sanayici arkadaşlarımızın ihtiyacı olan ürünleri görüyoruz. Çiftçinin ürünü alın teli göz nurudur Bünyamin Bey. Eğer ki bir çiftçi hak ettiği ürünün fiyatını alamıyorsa kendisini tabii ki hayal kırıklığı uğruyor. Bu çiftçi kardeşlerimiz elinin nasırından, elinin kınasından bu ürünleri üretiyor, buraya getiriyor. Ama hak ettiği ürünü de alamayınca da bunun üzüntü içerisinde kalıyor. Ama bunların fiyatlarını tabii ki borsalardan biz ayarlıyoruz. Ama biliyorsunuz aynı zamanda toprak masrafı devletimiz bu konuda fiyat açıklıyor, taban fiyatlarını açıklıyor.
ve bunun için de alım da yapıyor toprağın masrafı. Biz de bu şekliyle serbest piyasa olduğu zaman biz de bu şekliyle işte çalışıyoruz ve çiftçilerimize alın terini hiç kurumadan sabah aldığımız ürünün parasını mutlaka günü ödemek şartıyla burada satımını yapıyoruz ve eline sıcak parasını veriyoruz. Biz aynı zamanda çeltik üretiyoruz biliyorsunuz. Kızılırmak bizim yöremizden geçmektedir. Biz burada mutlaka Osmancık çeltiğimiz vardır. Çeltiğinden de Osmancık pirinci çıkmaktadır. Şimdi Osmancık pirinci biliyorsunuz dünyanın her yerinde ekiliyor. Rusya'sında artık Baltık Cumhuriyetlerinde falan da ekiliyor. Ama biz buradan söylüyoruz ki ama mutlaka ve mutlaka lezzetli bir pirinç yemek istiyorlarsa Çorum'da yetişen, Çorum'daki Kızılırmak'ın suladığı pirinci yesinler istiyoruz. Çünkü aradaki lezzeti bir görsünler. Yani sadece marka Osmancık pirincini yemekle olmuyor. Şimdi her bir mahsul kendi yöresinde yetiştiği zaman lezzet oluyor. Bunu en iyi bilen sizlersiniz Toprak TV olaraktan. Buradan tabii ki çiftçilerimize bol kazançlar diliyorum. Sezonumuz inşallah hayırlı uğurlu geçer. Hep birlikte iyi günlere, bol bereketli günlere kavuşuruz diliyorum. Buradan bütün çiftçilere saygılarımı sunuyorum. Ticaret borsasında çekimlerimiz devam ediyor. Yine yanımızda şu anda bir üretici bir abimiz var. Evet, sizleri bir tanıyalım. Hüseyin Ahmet Bulanık. Evet Hüseyin Taş. Abi gördüğüm kadarıyla arpa getirdik. Evet doğrudur. Görüşlerini alalım. Şöyle nasıl, memnun musun, değil misin? Valla derdimiz çok. Çünkü tarım sektörü olarak, çiftçiler olarak çok mağduruz. Nedenleri girdiler her yıl en az %20, %30 civarında yükselmekte, fakat ürünlerimiz maalesef aşağı yukarı aynı yerinde kalıyor. 2016 yılında kaç liradan verdik arpayı? Şimdi 2016 yılında 650-700 civarında arpaları verdik. Buğdaylar 800-900 bandındaydı. Arpada biraz yükseliş var ama herhalde bu arpalarda bu yıl bayağı seyreklik vardı dondan dolayı. O yüzden biraz geçen yılla bu yılki fiyat farkı o yüzden diye tahmin ediyorum. Yalnız buğdaylarda geçen yılla aynı fiyat. Geçen yılla buğdayda aynı ama arpa bu sene biraz bir hareketlilik var. Doğrudur. O da doğrudur. Işte o da kaynaklanan. Aynen herhalde. Kesinlikle. Hangi köydeniz Çorum'da? Merkezpaşa köyünde. Abi şu anda hem buğday yapıyoruz hem arpa yapıyoruz. Başka bir ürünümüz var mı? Onun içerikliyorsa. Şeker pancarı var, ayçiçeği var, soğan var. Evet, sizin köy bazında ve bölge köylüsü açısından zaten sürekli iş içesiniz, sohbetleriniz oluyor. Çorum çiftçisi memnun mu bu şu andaki hasat sezonundan? Şu andaki hasat sezonundan memnun olduklarını tahmin etmiyorum. Çünkü verim geçen yıldan dondaki seyrekliklerden dolayı bayağı zayıf. Bayağı zayıf. Ben son kez yine öğrenmek istiyorum. Geçen sene siz bunu 600-700 liradan arap bandında arpayı verdiniz. Şu anda bugün itibariyle 821 lira. 820 lira. Yine o zaman arpadan kurtardık mı diyelim en azından buğdaya nazaran? Geçen yılla değerlendirirsek doğrudur. Girdilerimiz her yıl biraz önce söylemiş olduğum gibi en az %20, %30 belki %30'un da üzerinde girdilerde artışlarımız var. Tarım destekleri çok yeterli değil bana göre. Bir de Tarım Bakanlığımızın ürün planlaması yapması gerek diye düşünüyorum. Biz 80 dönümlük araziyi biçtirdik. 13 tona yakın ekin çıktı. 80 dönümde. Aynen 80. 13 ton. Aynen 13 ton aldık. Çıktı. Çok az. Neden böyle az? Verim bu, hani bazen çok kurak gidiyor, bazen yağmurlu oluyor. Hani yarayıp yaramaması da önemli ekine. Bu yüzden fiyatların biraz artması gerekiyor. 850'den vermiş babam dün mesela. Dün 850'den verdik. Bugün bismillah geldik şimdi. Aynen. Kaç liradan şu anda fiyat verildi mi? Sıra mı bekliyoruz? Sıra bekliyorum şu an. 120 küsürüncü sıradayım. Sabah 5'te geldim işte. Şu anda içeride gördüğüm kadarıyla dün 850'den vermişti. Bugün 900 civarıydı. Yani bugün itibariyle biraz daha yükseldi. Aynen herhalde. Yükselmesi gerekiyor zaten. Bir 970 civarı olması gerekiyor ki masraflarımızı karşılasın. Çünkü mazotu var, gübresi var, ekmesi var, biçmesi var. Biçer parası veriyoruz o bu derken illa karşılaması gerekiyor. Karşılamadığında da işçi her türlü şeye düşüyor, zarara düşüyor ve ekmemeye başlıyorlar bu kez. Hani köyde çoğu arazi bazen ekilmiyor.
Peki şu anda siz sadece tek kalem buğday mı? Arpa veya şeker pancarı? Bizimkiler çekirdek de ekiyor. Çekirdek. Çekirdek de ekiyorlar işte. Çekirdek, buğday, arpa da ektiler. Yani arayıştayız öyle diyelim. Yani aynen. Hangisi daha çok verim verirse ona. Genellikle zaten şey yapıyorlar. Bir sene birini ekiyorlar. Diğer sene tarla verim değiştirsin diye diğer ürünü ekiyorlar. Evet, gördüğüm kadarıyla sen de baba, dede, ata mesleğine devam ettiriyoruz. Babama destek oluyorum ben ya. Üniversite okuyorum ben. Üniversite okuyoruz evet. Ama yine de yardımcı olurum yazları. Aynen. En azından işi ne derler? Yavaş yavaş öğreniyoruz yani. Aynen, size kalacak sonuçta bu işler. Bize kalacak ama şöyle diyeyim. Sanmıyorum bundan 25-30 yıl sonra çiftçinin çok kolay kolay kalacağını. Çoğu çiftçi bırakacak bence. Evet. Çünkü böyle giderse hani destek alamıyor. Karşılığının emeğini karşılığını alamayacak bu gidişle. Adam illaki şey diyecek. Hani burada 15 milyar alacağım ama mesela harcadım 5 milyar, 10 milyar harcadım. 5 milyar bana kar kaldı. Bir yılda 5 milyar kar kalacağına çalışırım. Hani orada şey yaparım. Sonuçta ekin kolay bir şey değil. Sürüyorlar. Bu işte gübresini ekiyorlar, tekrardan sürüyorlar, biçeri aldırıyorlar. İlaç var. İlacını ekiyorlar. Her türlü bunlar iş zaman alıyor. Zaman alınca da işte çalışamıyorlar bazıları. Ya hani ocakta çalışıyor çoğu işçi, çiftçi. Ocağa gidiyorlar yazın. Kışın boşlar. Kışında işte bu işlerle uğraşıyorlar. O yüzden çoğu sanmıyorum ya. Kolay kolay bir 25-30 yıla kadar buğdayda da sıkıntı çekeceğimi sanıyorum. Şeyde olduğu gibi. Yani et ürünlerde de sıkıntı olur. Diyorsun, aynen. Gelecekte böyle olabilir. Çok sıkıntıya girebilir. Evet kardeşim, ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler.